Alo. Kimmiş? Söylemiyor ne demek ya? Tamam. İniyorum şimdi. Kim abi bu? Kül kedisi mi acaba? Teşekkürler. Harika hanım. Bu ne şeref. Neslihan geleceğinizi söylememişti. Haberi olmadığı içindir. Sen de söylemezsen sevinirim. Tabii da sizi biraz gergin gördüm. Sormama mazur görün. Son olaylardan haberiniz vardır herhalde. Evet. Geçmiş olsun ama Onur Bey iyi galiba. Melis'le ilgili olan olayları kastediyorum. Evet, Neslihan o tatsızlıktan da bahsetti. Çok büyük geçmiş olsun. Ama bu sorularla nereye varmak istediğinizi de anlamadım henüz. Artık yoğurdu üfleyerek yiyelim diyorum. Bu nedir? Aç da bak nedir. Evet. Şimdi ben soruyorum size Fuat Bey. Nedir bunlar? Merhabalar. Merhaba. Zeynep Güven ben. Oyun ablası ilanı için gelmiştim. Elif Hanım beni bekliyor. Tamam. Siz buyurun geçin içeri. Ben kendisine haber vereyim. Teşekkür ederim. Maşallah çok bereketli. Yani çok hareketli bir gece hayatınız olduğunu görüyorum. Pardon. Yani bunlara nasıl ulaştığınız şaşırdım. Melis sizi aştığına göre gerçekten bir mucizeye hayat vermiş. Evet. Bu Helin Hanım. Birlikte demir çelik alım satım iş yapıyoruz. Burada da güzel bir bağlantıyı kutluyorduk. Belki tanıyorsunuzdur. Yanılmıyorsam Hamit Bey, Karadağ, Sırbistan'daki inşaatları için 1 seneye yakın peşinde dolaşmıştı. Diğerleri? Lamia, Sorbon'dan arkadaşım. Aynı zamanda şirketimin avukatı. Yurt dışındaki patentlerimin takibini yapıyor. Bu da kuzenim Nilsu. İngiltere Basketbol Federasyonu'nda görevli. Soyadı Hızlı El. Yani isterseniz federasyonun web sitesinden teyit edebilirsiniz. Melis olayından sonra ben iyice paranoyak oldum. Teyitsiz hiçbir şeye inanamıyorum. Eminim anlayışla karşılarsın. Elbette. Bütün bu isimlerin listesini mesaj olarak atabilir misin lütfen? Araştırmak isterim. Bu telefonum. Numaranı da kaydedersen memnun olurum. Ayrıca senin şirketinle ilgili herhangi bir bilgiye ve bulguya rastlayamadım. Neden? Levent ofisimi taşıyorum. Ama size asistanımın numarasını vereyim. Zaten bütün müşteriler oradan ulaşıyor. Evet. Şimdi kötü başlayalım da sonrasında arayı düzeltmek daha kolay olur. Bu anlattıklarınla ilgili bir araştırma yapacağım. Kendi kaynaklarım üzerinden. Şayet teyit edersem harika Köksal olarak senden özür dileyeceğim. Ama bu anlattıkların Melis'in anlattıkları gibi altı boş çıkarsa... arkana bakmadan kaçmanı tavsiye ederim. Endişelerinizi tabii ki anlayışla karşılıyorum. Aksi takdirde kimse benimle böyle konuşamazdı. Ama en nihayetinde Neslihan'ın annesi olarak her daim başımın tacısınız. Görüşmek üzere. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplanmamızın amacı yeni uygulamamız... Poş. Referanslarını beğendim, güzel. Yatılı kalabiliyor musun? Tabii. Ben daha önce genelde yatılı çalıştım zaten. Açıkçası öyle çocuklarla daha iyi bağ kuruluyor. Güzel, çok güzel. Daha sizinle anlaşacakmışız gibi hissediyorum ben. Ay öyle mi? Çok sevindim. Elif Hanım şuna bir bakar mısınız? Sorun mu var? Yani bari bir dinleseydiniz, böyle insan mı kovulur? Elif Hanım yol parası olarak verdi. İyi günler size. Nasıl da... Fuat! Fuat! Korkuttuk galiba CFO'yu. Korktum, aklımı aldım. Amacımız oydu. Bir yemek ısmarlarsın artık. Nerede istiyorsan. Ser dünya haritasını gösterdiğin yerde yemek yiyeceğiz. Ama ön kutlama. Çünkü daha önünde şapka çıkartacağım. Babam sorun çıkarır, hayatta müsaade etmez diyordum ama... yani her şey o kadar kolay oldu ki hala şoktayım. Ya kolay olur mu? Bu yıllar süren emeğin ürünü. Tebrik ederim. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Fuat, biliyorsun babamla ilk defa bu kadar iyiyiz. İlk defa güven oyunu aldım diyebilirim. O yüzden yanlış bir şey yapıp onu kızdırmayı göze alamam. Evet, yıldırım nikahı yalan oldu, farkındayım. Ama niye çekiniyorsun ki? Haklısın. Ayrıca ben babanla aran kötü olsun asla istemem. Hem biz zaten her şey usulüne uygun olsun istemiyor muyduk? Biraz daha bekleriz. Babama senden bahsettim. Öyle mi? Hı hı. Ne dedi? Tanışmak istediğini söyledi. Daha bak heyecanlandım şimdi. Ya her şey o kadar hızlı gelişiyor ki. Bir anda değişti hayatım. Rüya gibi. Bu Melis'in olayı bana mucize gibi geldi. Hiç uğraşamam şu an. Bir de bu var. O ne? Melis'in aplikasyon projesi. Yani kızla görüşemem. Projede ölsün istemiyorum bir yandan. Bilmiyorum yani, geliştirir bir şeyler yapar. Sen görüşmek istemiyorsan ben hallettiririm bunu. Ya o kadar iyi olur ki. Zaten kıza da borcunuz var sayılır. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Alo Deniz. Neslihan Hanım, emin değilim ama konuşurlarken duydum. Onur Bey Ergun'u görmeye gitti sanırım. Haber vermek istedim. Tamam, iyi yapmışsın, sağ ol. Hayatım, benim çok acil çıkmam lazım. Her şey için teşekkür ederim. Dönünce anlatacağım, söz. Ah, ah. Onur, Ergun denen adamla ben konuştum. Her şeyi anlattırdım. Bence fazlası yok adamda. Bana hikaye anlatıyor gibi geldi Ferdi. Şu Ergun denen herifi bir de benim kendimi görmem lazım. Onur Bey geldi efendim. Buyursun. Buyur. Hoş geldiniz Onur Bey. Yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim Müdür Bey. Ne demek? Ergun aslında görüşmeyi kabul etmeseydi sorun olurdu da Allah'tan kabul etti. Güzel. Arkadaşlar size eşlik etsinler. Tekrar çok teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Eşlik edin lütfen. Siz koridorda bekleyin. Tamam Müdürüm. Olur. Ne yaptın Pumpkin? Aynı. Sen ne yaptın? Ben de buradaki ortamı beğenmedim. Özür dilerim. Benim yüzümden çekiyorsun sen de. Yine? Otele gelmeni. Niye? Neslihan sana ulaştırmam için bir şey verdi. Ne verdi? Ya uzatma kül kedisi. Otele gel, konuşmamız lazım. Bana bak, sen kimsin de böyle sürekli bana emir yağdırıyorsun? Ha, ne zaman ediyorsun sen kendine? Ya gel, belki sana bir faydam dokunur. Hem Neslihan'ın ne verdiğini merak etmiyor musun? Hadi taksi paranı ben vereceğim. Çabuk ol. Sadece 5 dakika vaktiniz var. Hala ne istiyorsunuz ya? Gide gele türbeye çevirdiniz burayı. Otur. Bak. Adamına bildiğim her şeyi anlattım. Bildiğim her şeyi. Bana da anlat. Anlamıyor musun? Her şeyi anlattım diyorum. Kayda aldı zaten. Aç dinle onu. Sana... Bana da anlat dedim. Vay! Sert erkek ha? Ne güzel değil mi? Şöyle küçük bir pencereden güneşin ışığı. Sen böyle hapishanede de yaşarım kafasında bir adam olabilirsin. İçeride tanıdıkların olabilir. Onlar sayesinde rahat edeceğini düşünüyor olabilirsin. Ama o iş öyle değil. Nasıl? Senin adamların da senin gibi suçlu. 3 kuruşa babalarını satarlar, seni mi satmayacaklar? Ha? Ya bana bu işi kimin yaptığını söylersin. Ve işini kolaylaştırırım. Hakkındaki şikayetimi çekerim. Ya da? Ya da içerideki hayatını sana cehennem ederim. Bak Onur Efendi, ben ağaç gibiyim. Köküm nereden seni sarır bilemezsin. O genç mantan da kurtaramaz seni. Sen kimsin lan? Kimsin sen? Bırak yetişin! Kaç paralık adamsın sen? Gerekirse senin o sahibini bulurum. Seni gümüş tepside sunarlar bana. Alın şunu başımdan! Şimdi sana adam gibi bir daha soruyorum. Kim verdiydi lan adamı? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Onur, sakinleş. Bak başını yeniden belaya sokacaktın. Söyleneceğine ilk kere aramaya başlaman lazımdı Ferdi. Kim bilir hangi deliğe soktular herif. Onur, bak böyle kendini tehlikeye atacak. Sen bulacak mısın, ben mi bulayım Ferdi? Tamam, bulurum. İkide bir benimle burada buluşuyorsun. Neslihan'ın kulağına gideceğini düşünüyor musun peki hiç? Bu sefer bahanem var. Projeni kurtarmayı başardım. Biraz zor oldu ama ikna ettim. Ben fikrinden olma istedim. Benim olanı bana bahşediyor yani. Şimdi ayağına çağıra bak. Bravo. Süper, çok büyük lütuf. Köksalların haklarından cayması mı? Bence de. Ne yapıyorsun? Harika Hanım'a benim hakkımda ne anlattın? Ben seninle ilgili konuşacak olsam Harika'ya değil Neslihan'a konuşurdum. Benimle oyun oynamaya kalkma gül kedisi. Tamam mı? Ben Köksallar kadar cömert olmam. Ben Köksallardan korkmamışım. Senden mi korkacağımı düşünüyorsun? Bugün Harika Hanım geldi. Şüpheli bazı sorular sordu bana. İyi ya. Benden sonra akıllanmıştır belki. Bilemem. Ama şayet sana gelirse sorular falan sormaya... Onlardan kimse bana gelmez. Baksana dosyayı bile seninle göndertiyorlar. Bu benim fikrimdi. Yani bunu bir iyi niyet göstergesi olarak düşün. Ben kaleye girersem seni de görürüm. Ama sakın yanlışa düşeyim de beni satayım falan deme. Beni görme. Lütfen beni görme. Tamam mı? Ben o kazandan çıktım. Ne derdiniz varsa kendi aranızda çözün. Taksi param. Ne oldu? Onur Bey, Ergun'la konuşmuş. Hemen İlker'e ulaşıyorsun. Kendi telefonuna değil ama sakın. Bir uçak bileti falan ayarla, bir yere ayarla, gönder onu. Onur onu bulmadan yok etmemiz lazım. Hemen. Tamam. Ulaşana kadar ara, durma. Zafer ya, beni uğraştırdığın şeye bak. Ben tanımıyorum abi Ergun falan. Ulan bak, ne verdilerse iki katını vereceğim diyorum lan. Sabrımı zorlama benim. Gerçekten bilmiyorum abi. Bak, İlker elimde kalırsın İlker. Bak bitiririm lan seni. Şimdi hatırladım. Ben seni daha önce gördüm. Nerede? Bizim ofiste. Zafer'e gelmişti. Seni Zafer mi tuttu lan? Ha? Zafer mi tuttu lan seni? Zafer mi tuttu lan? Dur, tamam, tamam. Dur, boğulacaksın. Dur. Her şeyi anlat lan. Gömerim yoksa seni buraya. Tamam, konuşacak. Tamam. Konuş. Evet, Zafer yaptırdı. Önce Ergun'u bulduk. Sonra Ergun'un tepesindekini. Ergun'u köşeye sıkıştırdık. Peki görüntüler? Görüntüleri neden silmediler? Neslihan nasıl ulaştı o görüntülere? Ben sildim. Sonra Neslihan Hanım buldu beni. O geri yükletti. Ulan. Tamam lan tamam. Onur. Oğlum bak. Küçük ziyaretimden birine bahsedersin. Yarım kalan işimi bitiririm lan, anladın mı beni? Ha? Tamam, tamam, tamam oğlum. Gel, gel, gel. Gel. Zafer. Seninle birlikte gerçeğimizi bulalım mı? Bana seni daha yakından tanıma, sevme fırsatı verir misin? Benimle evlenir misin? Hayatımda ilk kez birisi bütün hatalarıma rağmen elimden tutmak istiyor. Bu benim için ne demek biliyor musun Zafer? Evet. Hayırdır abi, erkencisin? Erkense sen niye buradasın Levent? Oo, hocam yavaş. Ben anlamadım ki Onur da kurtuldu. Sen niye bu kadar dağıldın? Onu kutluyorum işte. Şu Onur'u kurtaran kız, sevgilisi mi? Bu ne alakası var ya? Saçma sapan şeyler duyup inanıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Ha. Ya ben o gün onları öyle gördüm ya, ondan olabilirmiş gibi kaldı herhalde kafamda. Ne zaman? İşte hep beraber oyun oynuyorduk ya. Sen erkenden çıktın. Onur az daha kaldı. Kafası güzelleşti. Sonra bayağı barda oturdular. Birlikte çıktılar. Biraz da samimiydiler. Ben de seni arayacaktım. Neredesin? Atacağım konuma gel. Hemen. Geliyorum, bekle. Onur, öfkede akıl olmaz derler. Biraz sakinleşir misin? Sen buradan taksiyle devam et Ferdi. Hayır, ben de geleceğim. Seni bu halde bırakamam. O ikimizin arasında Ferdi. Babana havalesiydin. Sakın ona tek laf etme. Bu Zafer'le benim aramda. Anladın mı Ferdi? Anladın mı? Anladım Onur. Anladım. Tamam. İyi. Taş Onur'un kalbi. Taş Pumpkin. Ya bir Zafer kadar olamadı ya. Yazıklar olsun. Ya saçmalama Meriç. Tam tersine. Kalbi o kadar çok kırıldı ki... yarasını kapatabildiği kadar kapatmaya çalışıyor. Hala laf söyletmiyor. Diyorum ben, Onur hayatının fırsatını tepti. Sadece farkında değil. Ay tatlım şiştim. Şiştim ben, Onur'dan da Samet'ten de. Ay yani zaten daralmışız. Ay ne yapsak, biz tatlı falan mı yesek, bir yere mi gitsek ya? Merih ya. Çok özledim ben senin bu deli halilerini. Ben de seni çok özledim. Ya Pumpkin, ben dayanamıyorum böyle ayrı kalmaya. Bir an evvel iş bulup birlikte eve çıkmamız lazım. Ay iş dedin. Niye çağırdım ben seni asıl tabii? Dedikodundan sıra gelmedi ki. Al. Hançerle böğrümüze vuralım diye mi? Yok be. Neslihan geri vermiş. Geri vermiş derken? Protokol imzalamıştık. İmzalamıştık ama feshetmiş. Haklarını da devretmiş. Yani projenin bütün hakları tekrar bizde. Ha, teselli ikramiyesi vermişler. De, gidecek yatırımcı bırakacaklar mı? İş buldurtmuyorlar ayol. Ya Meryem, ben diyorum ki acaba biz vazgeçmesek mi? Ha? Ya nereden biliyorsun? Belki küçük küçük bir sürü yatırımcı buluruz. O kadar ilerlemiştik. Ne diyorsun? Ay biz o kadar acıların çocuğuna bağladık ki beynimiz durdu. Biz niye kilecilere gitmiyoruz? Köksalların baş düşmanı oldukları için olabilir mi acaba? An itibariyle sen Köksalların umurunda değilsin. Köksallar nasıl kileci adını duyunca atladılar, kileciler de onları duyunca atlarlar. Deneyelim şansımızı, ne kaybederiz? Onur'un bir gün beni anlama ihtimalini kaybederiz Melek. Neyse ya, tamam, dosya sende kalsın. Babam görürse 1000 tane soru sorar, vallahi çekemem Melek. Sakla sen onu. Belki lazım olur. Abi, biz seninle kısa vadeli çek için anlaşmadık mı? Ya ne demek şu an hiçbir şey yapamam? Tamam abi, tamam. Tabii ki hiçbir şey yapamıyorsun. Kolay gelsin. Şaka gibi ya. Nerede iş ahlakı, nerede ticaret ahlakı? Adam etleri göndermiyor. Neden bir anda kesmiş peki? Çekle anlaşmıştık adamla, artık nakit istiyormuş. Neymiş efendim? Zarar ediyormuş. Ben çok iyi durumdayım çünkü. Hayır, bir de vade farkına ödüyorum adama ya. Hamit Bey'in emriyle yapıyoruz. Babası olan Hamit Bey'in mi? Ümit Hanım öğrenirse Hamit Bey canımızı okur. Başına çok büyük bela almak istemiyorsan o çeneni kapalı tut. Alp, Suat'ı çağır lütfen. Tamam. Suat şefim, Ümit Hanım sizi çağırıyor. Ne oldu? Bilmiyor musun? Bana bak, bana ikide böyle efelenme. Ne olur efelenirsem? Hamit Bey'e anlatırım, seni attırırım buradan. Ekmeğinle oynamayayım diye idare ediyorum, beni deli etme. İyi, git de sen delirt kadıncağızı. Her gün bir problem bırakıyorsunuz ya tabağına. En azından bugünlük bu krizi çözemez miyiz? Anlıyorum. Tamam. İyi günler. Ümit Hanım et vermiyormuş kasap, doğru mu? Suadiye'yi de aradım. Onlarda da yokmuş. Yani gerçekten anlamıyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Nasıl her şey bu kadar üst üste gelir? İnanılır gibi değil. Hayırdır Alp, bir şey mi diyeceksin? Yo, belki bir yardımım dokunur diye öyle geldim. Ya birkaç gün menüden eti çıkartacağız ya da acilen tedarikçileri değiştirmemiz gerekiyor. Yani tanıdığım birkaç yer var. İsterseniz görüştürürüm onlarla sizi. Bence problem tedarikçide falan değil. Bazı şeylerin kökten değişmesi gerekiyor Ümit Hanım. Ne yapıyorsun sen ya? Bunu bir çeker misin? Ne oluyor ya? Bunu bir inceler misin Ümit Hanım? Ben alabilir miyim onu? Müsaade eder misin? İnanın onda önemli bir şey yok ya. Alp'in saçmalamaları. Olur mu ya Alp'in saçmalamaları? Ben bir saat bunu Suat şefimizin masasında buldum. Hatta bunu size daha erken verebilme cesaretinde bulunamadığım için özür dilerim. Ne oluyor burada Suat? Ümit Hanım, orada önemli bir şey yok, inanın. Anlatsana hadi, buradan dönüş yok. Ya anlatsana, kasaya eksik bilgi gidiyor, adisyonlardan çalınıyor, tedarikçiler faturaları şişiriyor. Mekan bayağı planlı, programlı iflasa sürükleniyor. Olan bu. Doğru mu sordun? Hı? Niye? Bu sorumuzun cevabını Suat şefimiz vermek ister mi acaba? Kim yaptırıyor bunu? Kim yaptırıyor dedim. Söyle hadi. Suat, sana kim yaptırıyor dedim. Yahu biriniz cevap verin artık. Kim yaptırıyor? Hamit Bey. Ya niye yapıyorsun böyle? Çıldırdın mı sen? Çıldırdım. Ümit Hanım. Ümit Hanım, bu şekilde yola çıkmayın lütfen. Ümit Hanım. Ümit Hanım bir bakabilir misin? Sus, kaza yapacaksınız bu şekilde gidersiniz. Bırak. Tamam, kusura bakmayın böyle bir şey ben söylemek zorunda kaldım size ama kıvranıyorum ne zamandır. Bu et olayında artık patladım. Sen ne zamandan beri biliyorsun bunu? Çok olmadı. Babamla mı tehdit etti seni? Yani benim gücüm belli. Ama yine de söyledim. Ümit Hanım siz melek gibisiniz. Çok iyisiniz. Yani ben size karşı ezilmekten çok yoruldum. Sana zarar vermelerine izin vermeyeceğim artık. Merak etmeyin. Ümit Hanım. İyi. Dikkat edin. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Seni işe aldırdığıma bir pişman ettin beni. Niye? Senin yapman gerekeni. Hop hop ayrıl lan. Gel buraya gel. Gel ben sana vereceğim dersini gel. Bırak. Çıkarın lan. Gel buraya gel. Bak dur. Gel. İşkaççı. Abi çekil. Ümit dur kızım ne oluyor? Ferdi abi babamla konuşmam lazım çekil. Ümit hepiniz tek tek delirdiniz ne oluyor kızım? Ferdi abi babamı görmem lazım çekil. Ümit hayırdır ne oluyor böyle baskın yapar gibi? Bunu nasıl yaparsın ya? Ha? Bana bunu nasıl yaparsın? İşimi nasıl baltalarsın? Aylardır çırpınıyorum. Deli gibi çırpınıyorum. Ben koştukça her şey daha da kötü gidiyor. Meğer sen yaptırıyormuşsun öyle mi? Otursana. Sakinle biraz. Dalga mı geçiyorsun baba? Dalga mı geçiyorsun? Bugüne kadar senden tek kuruş istemedim. Kendi birikimlerimi yatırdım. Üstüne kredi çektim. Kazancımla kendimi idare etmeye çalışıyorum. Benim sana ne zararım vardı ya? Neyle biriktirdin? Hangi referansla aldın o krediyi? Baba neden bu kadar kalpsizsin? Bir kişi ya, bir kişi de senin istediğini yapmasın. Kıyamet mi kopar? Sırf farklı olacağım diye, dikkat çekeceğim diye saçma sapan işlerin peşinden gidiyorsun. 3 kuruşluk heriflerin arkasında masalara yemek servisi yapıyorsun. Koskoca şirket burada dururken. Kadın işi mi senin yaptığın iş kızım? Hı? Gecen belli değil, gündüzün belli değil. Seni düşünen de kabahat. Düşünme ya. Sen bizi düşünme. Halimize bak. Senin bir tane mutlu çocuğun mu var baba? Ne oluyor? Şirketi inlettiniz. Babama sor. Senin bu beğenmediğin baban olmasa, o soyadın olmasa buralara gelebilir miydin acaba? Nankör! Sana dünyanın en pahalı oyun alanını açtım ben. Tamam, biraz sakinleşin lütfen Ümit. Ne oluyor? Babam restoranımı batırmak için içeri adam sokmuş. O yüzden işlerim kötü gidiyormuş. Olan bu. Ne? Baba. Sen de az dikilmedin karşıma. Siz herhangi biri değilsiniz. Sizin hazırlanmanız gereken bir gelecek var. Bunu sokun kafanıza. Anlamayacağınız şeylerin hesabını vermeyeceğim. Ümit'ciğim. Belki de babamın tecrübelerine bir yerden sonra güvenmemiz gerekiyor. Ne? Doğru. Sen de istediğini aldın değil mi Nesli? Bravo. Birini daha kendine benzetmişsin. Benden uzak dur. Gerekirse dileneceğim. Yine de seni kuklan olmayacağım. Bravo. Bravo. Hadi Meri, yaparsın sen. Korkacak bir şey yok. Sen misin lan? Herif! Hasta mısın sen? Ha? Kardeşiz biz ulan! Kardeşiz! Kardeş. Sevdiğim kadına göz koyarken kardeş diyemedik lan seni. Ne diyorsun lan sen? İnkar etmeyin! O gece bardan çıkarken görmüşler sizi. Sarmaş dolaşmışsınız. Oyun oynadığımız gün hatırladın mı? Yattınız mı lan? Ha? Yattınız mı onunla? Söyle bana. Birlikte miydiniz? Ulan sarhoştum ben. Kız bana mekandan çıkarken yardım etti. O kadar. İnkar etmeyin! O gece evlenme teklif ettiğim gün gitmişsin, bir gelen ayrılmışsın sabahın anı. Niye evin neydin? Erkek ol lan biraz. Erkek ol, bana doğruyu söyle. Aşıktım de ona. Diyemiyor musun? O kadar cesaretin yok mu lan senin ha? Yok mu o kadar cesaretin? Evet lan, evet. Aşığım. 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 Ama hiçbir şey yaşamadık Zafer. Gittin ona hesap sordun. Nasılmış lan birinin arkasından iş çevirmek ha? Ulan arkadan iş çevirmekten sen mi bahsediyorsun? Ha? Hiçbir şey Zafer. Hiçbir şey yaptığına mazeret olamaz. Beni, aileni, hepimizi ateşe attın lan. Seninki saf kötülük. Küçüklüğümden beri senin gibi olmam istendi benden. Ya seni geçmem istendi biliyor musun? Her şeyimizi aldın lan. Evi aldın, masayı aldın, şirketi aldın. Yetmedi, hiçbir şey ses çıkarmadım. Sevdiğimi de mi alacaksın be, ha? Çocukluğumdan beri sorumluluktan başka bir şey mi verildi lan? O şirkette, masada, hepsi zorla omzuma yüklendi. Ben onun altında ezilirken sen sefasını sürüyordun. Büyümeyi istemeyen sensin Zafer, büyümeyi istemeyen sensin. Seni sevgi sandığın şey bile şımarıklık. Belki de benim ondan hoşlandığımı anladığın için onu istedin ha? Sen benim canımı yakmak için istedin. Ha? Ha? Bunu da aşk sandım. Ben sevdim lan onu. Ben Zeynep'i sevdim. Her şeye rağmen sevdim. Her şeye rağmen kabul ettim onu. Sen yapar mıydın? Onu... Sen Zeynep için ne kadar kirlenirdin Onur? Romantize etme Zafer. Sensin lan. Ah. Sensin. Ulan. Ya. Kız sana seni sevdiğini belli etti mi dedim. Hayır dedin lan. Hiçbir şey bilmiyor dedin. Biz bir şey yaşamadık. Evet. Ama hislerimizi bildik. O yüzden gittim. Bana mı yalancıydı, sana mı? Bunu öğrenmem lazımdı Zafer. Heh. Seni kandırdığını sandım lan. Evet ya. Yoksa ben aşkımdan köpek olsam ben kalbime taş basardım, gerizekalı herif. Her şeyi bilir Onur Bey, her şeyi bilir değil mi? Her şeyi sen bilirsin, her şeyi düzgün yapan mükemmel adam sensin. Hiçbir şey yapmaz, her şey mükemmel değil mi? Ha? Ulan. Ne halim varsa gör. Göreceksiniz zaten. Hepinizden büyük olacağım lan ben, göreceksiniz hepiniz. En iyisi ben olacağım. Yeter lan. Seviyordum lan ben o kızı. Baba, haberi gördün mü? Zafer nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Ben bir bakayım. Bulmaya çalışayım efendim. Al bak. Kendi haline bırakınca ne oluyor? Çık şimdi işin içinden, çıkabilirsen. Hadi kalk Zafer. Ferdi. Evet aldık. Tamam. Sen gelme biz geliriz. Tamam. Babamın yanına gitmemiz lazım. Ben sıkacağım kafama. Siz de kurtulacaksınız. Sıkacağım ben kafama. Kafama sıkayım. Kafama sıkacağım. Saçmalamayı kes Zafer. Niye her şey ters gidiyor ya? Niye hiçbir şey yolunda gitmiyor benim? Ters yönde gittiğinden olabilir mi? Bayram değil mi sana? Ha? Bayram. Söyle anlat babama. Evlatlıktan reddesin, sen de kurtul benden. Kurtulmak isteyen sensin. Ben değilim. Hadi kendine acıman bittiyse kalk artık. Şu işi nasıl düzelteceğimize bakalım. Gerizekalı. Çenem ağrıyor hala. Al. Zafer'in işi patlamış. Haber atıyorum sana. Allah kahretsin seni Zafer. Allah kahretsin seni. Olamaz. Samet abi. Samet abi duydun mu ne oldu? Ne olmuş lan? Bizim Victor Kriptor pik yaptı değil mi? Abi ne piki sen adamlar kaçmış baksana. Ne diyorsun lan? Ben dedim sana zamanında çık diye. Ne diyorsun oğlum? Bak ne? Kaçmışlar. Ne kaçması lan? Abi dolandırıldın galiba ya. Ne diyorsun oğlum? Ne dolandırılması lan? Ne diyorsun sen? Bak. Vallahi. Nasıl olur oğlum böyle bir şey? Ulan. Abi, ulan düşüreceğim ulan sizi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Manyak mısın be adam? Önüne baksana. Ben diyeme hiç takdim olmaz. Sizi çağırmaya anlayın. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ulan param nerede lan? Param nerede lan? Biber de kızartayım mı? Kızart abla. Güzel olur tarhananın yanında. Zeynep, bu sosyetikler tarhana ne biliyor mu? Niye bilmesinler abla? Anne ben bile biliyorum tarhanayı ya. Ya senin bilmediğin bir şey var mı acaba? Yok. Zeynep! Zeynep! Ulan bittim ben ya. Ne oldu baba? Elinin körü oldu kızım, Dolandırıldım ben be. Nerede Zeynep? Su, bir bardak su ver. Dur canım, dur izle sen. Geliyorum ben hemen. Ne oldu baba? Elini kör oldu. Ya ölüyü diri ettiler, 2 kuruş paramıza göz diktiler. Kaşıkla verip kepçeyle götürdüler. Allah kahretsin be. Allah sizin belanızı versin be. Allah hepsinin belasını versin be. Ne bu aşık sesi sonuna kadar? Kulaklık almadık mı kızım sana biz? Ne bu? Hiç bir kere de sözümüz dinlensin ya. Allah kahretsin. Baba! Ya baba ne yapıyorsun? Daha yeni temizledim evi. Neydi o Zafer'in Victor Kripto. Ha işte o. Dolandırmışlar bütün herkesi. Kaçıp gitmiş. Ya yine mi baba, yine mi ya? Allah kahretsin. Al işte. Yok. Al bakalım işte. Ne gülüyorsun kız? Ben sana demiştim ama baba değil mi? Bu paradan sana hayır gelmez demiştim ben. Ha, Köksallara güvendik de girdik biz bu işin içine. He? Bak herifler meğersem bütün herkesi dolandırmış öyle zengin olmuşlar. Ya bu Köksalların işi değil, Zafer'in tek başına işi bu. Bana sorsaydın ben sana derdim girme diye zaten. Ama işte açgözlülüğün sonu değil mi? Alabilir miyiz paramızı? Peki onlardan alalım, Köksallardan paramızı. Sen ara onları, onlardan paramızı geri alalım. Saçmalama, ben kimseyi aramam. Ne demek aramam ya? Sen onların çocuklarını, sen onların oğullarını kurtardın ya. Bitti bak, paramız gitti diyorum. Bütün paramız da o ya. Ha, sen şimdi beni satarak kazandığım parayı benim kurtarmamı mı istiyorsun, öyle mi? Yazıklar olsun sana be. Ya sen bu kadar yaptığın büyük terbiyesizliğe rağmen ben bu evin kapılarını sana açtım ya. Yazıklar olsun sana be. Ara şu Zafer'i. Zafer'i arama, arıyorum ben onun kapalı telefonu. Onun bir tane abisi var. Sen ver ya abisini, baba, ver sen telefonunu. Ya baba saçmalama, arasana telefonumu. Ya baba bıraksana telefonumu. Kaç bunun şifresi baba, kaç. Baba kaç. Ver şu telefonu. Bunun şifresi kaç, baba. Şifresi kaç bunun. Tamam al. Al istediğini ara, nasıl olsa açamayacaksın. Annenin doğum günü değil mi? Tabii. Baba, işte. Baba ver şunu. Bırak! Baba ver şunu, baba ver tamam. Tamam. Alp'i arayacağım, tamam. Ara bakalım ne biliyormuş, öğren. Yani ben bana bile ne olacağını bilmiyorum Zeynep. Cadı kazanına döndü ortalık. Bunlar nasıl hale ya? Alp sen doğru olanı yaptın. Yani Ümit zaten aralarından en temiz olanı. Hadi ya, başkası var mı ki? Çay kahvede söyleyeyim mi kızım? İyi muhabbet ha? Ya ne Ümit'i, ne diyorsunuz siz ya? Ya baba sus! Alp tamam. Tamam haberleşiriz, ben seni arayacağım. Ay neyse tamam, ben de işteyim, çalışıyorum, sonra görüşürüz. Hadi. Bana bak, o cin fikrini kullan, ne yap et, bana paramı geri al, anladın mı? Bilmiyorum, Köksallarımı ararsın, yoksa yeni bir dümen mi tezgahlarsın, ne yaparsın bilmiyorum ama bana o parayı geri al. Çünkü sen o parayı bana borçlusun. Ben mi sana borçluyum? Ben sana para mı borçluyum? Ya asıl sen bana borçlusun baba, biz senin yüzünden şu anda bu haldeyiz zaten. Ulan var ya ben seni besleyeceğim ha. Bu evde köpek beslesene. Yeter baba yeter. Rahat bırak kızı. Rahat ha? Rahat bırakayım. Defolun lan evimden. Defolun evimden. Gözüm görmesin sizi. Rahat bırakayım. Çıkın bakalım buradan, bakayım göreyim ne kadar rahat olacaksınız. Defolun evimden, ne haliniz varsa görün be. Toplayın pılınızı pırtınızı da. Toplayın pılınızı pırtınızı da. Toplayın pılınızı pırtınızı da. Ne haliniz var? Baba ne yapıyorsun? Versene. Nereye giderseniz gidin. Baba yapma. Bir bakar mısın? Buyur abi. Melis Zeynep Güven'i tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Babası Samet'miş. He, Zeynep abla. Evi nerede? Şurada, sağdan ikinci ev, mavi. Teşekkür ederim. Hepsini al. Baba dur, yapma. Baba, her şeyinizi. Baba ne yapıyorsun? Ya baba dur, tamam atma. Hadi bizi düşünmüyorsun, bu küçük çocuğu da mı hiç düşünmüyorsun sen? Beni düşünmeyeni bundan sonra ben hiç düşünmem kızım. Al ne haliniz var severim ben. Alırım seni severim ben. Bu yaptıklarına çok pişman olacaksın, ben sana söyleyeyim. Ha, ben zaten seni ananın kucağına verdiğimde pişman oldum kızım. Hadi. Ha, bak bütün mahalleyi topladınız başıma işte. Bütün mahalleyi topladınız başıma. Al her şeyinizi alın, gidin bakalım buradan. Dur yapma. Ufaklık, Zeynep ablan evde mi? Evde. Çağırabilir misin? Tamam, bekle. Al her şeyinizi al. Ya baba tamam yeter. Yeter tamam, ben gideceğim. Yeter ki ablama dokunma. Teyze, kraliçe gibi biri gelmiş, seni soruyor. Buyurun. Zeynep. Evet. Müsaitsen seninle konuşmak isterim. Sana güzel bir teklifimiz var. Siz kimsiniz? Figen Kileci. Küllerinden doğmaya hazır mısın? Anka kuşu.